Eğren beraber. Hangi tür bir şey hocam? Şu an hastanemizde yani yatış oranları bir ay öncesine göre bayağı düştü. Yani yoğun bakımla beraber 150'leri bulan geçen yatan hasta sayısı varken şu an 30'lu 40'lı sayıları bulduk. Yani bir önceki gün mesela Tokat genelinde 4 hasta yatmıştı. 4 de bizim hastaneye yattı. İlçelerde hiç yatan hasta yoktu. Pozitiflik sayıları da yani binleri geçmişken şu an yüzlü rakamların altında. Ve genelde semptomu az olan hastalar veya varsa da bunlar yaşlı, 65 yaş, 70 yaş üzeri hastalar. Yoğun bakımlardaki doluluğumuz bizim %50'lere düştü. Hatta COVID yoğun bakımları normal yoğun bakımlara çevirdik. İlçelerde mesela Tural'da şu an pozitif yatan hiç hasta yok. Erbaa'da pozitif yatan hiç hasta yok. Zile'den Nikisar'da iki tane bir tane var. Yani şu an COVID yoğun bakımda pozitif olarak yatan Tokat genelinde 8 hasta falan var. Eks oranlar da Türkiye genelinde düştüğü gibi bizde de düştü. Bunlar sevindirici şeyler. Şüpheli yoğun bakımlar var. Bunlar arada kalan hastalar. Onlarda da normal servis sayısını artırıp şüpheliyi azalttık. Yani ilimizin de planlaması var. İlçelerde COVID yoğun bakımları normale çevirecekler büyük ihtimalle haftaya. Yoğun bakım kapasitemizin %50'nin altında bizde, ilçelerde de %90'ın altında COVID hastası var. O önde sevindirici bizim için. Servislerimiz de 7 servise çıkmıştık. Şu an 3 servise düştük. O 3 servis de yarı yarıya. Yani birinde 5 hasta yatıyor, birinde 6 hasta yatıyor. Bunlar da genelde sıkıntısız hastalar, taburculuğu planlanan hastalar. Ama dediğim gibi bu bizi rehavete düşürmesin. Aşımız olalım. Bu bizim bu başarımız aşının sayesinde. Bir de omikron varyantında Tokat ilk 3 5 sıralara yükselmişti. Omikron'u da geçen hastamız çoğaldığı için bu sayı da düştü. Yani 3 ay sonra bu bağışıklık azalacağı için yeniden bir artış olabilir. O yüzden vatandaşlar aşıyla korumalarını devam ettirirlerse biz normal hastanemizi, normal görevlerimizi yapmaya devam ederiz. Şu an ameliyat sayılarımız gününüz 70'in 100'ün üstüne çıktı. Normal işlerimizi yapmaya başladık. Polikliniklik sayılarımız 5000'lerin üzerine çıktı. Yani biz normal işimizi yapmak istiyoruz. Covid'den bir an önce kurtulmak istiyoruz. Tokatlı vatandaşlarımız da aşı olur, bize destek verirse daha mutlu oluruz. 5 tane Covid yoğun bakımda pozitif olarak yatan var. Onun dışında işte 2 yoğun bakımda 7-7, 14 tane şüpheli yatanlar var ama onların Covid olduğu net değil. Aradaki hastalar. Şöyle diyeyim. Yani dün akşam 24 saatte 17 tane Covid hastası başvurmuş. Ben hastayım, kötüyüm diye. Onlardan da bir tane falan yatan oldu. 64 tane de PCR için gelenler olmuş. Yani bu da önceki aya göre, önceki ayı siz de biliyorsunuz kuyruklar oluşuyordu PCR için. Yani daha önceki aşılama ve omikron hızlı yayıldığı için neredeyse hastalığı geçirmeyen kalmadı gibi bir şey. Geçen aylarda mesela hiç şikayeti olmayan hastalar pozitif çıkıyordu. Bu da işte aşının sayesinde vatandaş sessiz atlatıyor hastalığı. Hissetmeden atlatıyor. Yani büyük başarı aşıdan kaynaklanıyor. Türk aşısı diyorlardı. Türk havamız da çıktı. Aşımız da var. Gelsinler aşılarını olsunlar. Biz de bu işi bir an önce atlatalım.